Nörofeedback nedir? Nasıl işler? Nasıl yapıyorsunuz? Ne oluyor klinik olarak? Nörofeedback teknik olarak tanımı deorganize beyin dalgalarının düzenlenmesi. Ama burada hemen bir soru sormak gerekiyor. Hangi deorganize beyin dalgaları? Bu belirli orandaki beyin dalgaları. Ne demek dezorganize beyin dalgası? Yani normal olmayan, normalin dışına çıkmış beyin dalgası diyelim. İşte delta dalgasının, beynimizdeki delta dalgasının 1 ile 3 Hz arasında olması öngörülüyor. Ama EEG çekiyorsunuz, bakıyorsunuz ki bu 6 Hz, 8 Hz gibi. Bu 1 ile 3 Hz. Ama hocam şimdi modern insanın beyin dalgasının biraz dağınık olması gibi. Şimdi mesela siz beni ölçseniz şu anda, beynime o zaman zingolardan bir tanesini takıp ya MR veyahut da ne yöntem kullanıyorsanız. Şimdi benim beyin dalgalarım garip çıkabilir. Niye? Bir yandan sizin söylediğiniz, anlattığınız şeyi anlamaya ve orada anlayamadığım şeyleri de doğru biçimde ifade edip size soru sormaya yönelen bir tarafım var. Diğer taraftan arkada eve geç kalırsam karımdan fırça yer miyim diye bir şey var. Şu saate geldin neredesin be adam falan der diye. Sonra işte yarın yapacağım seyahatin biletleri acaba organize oldu. Yani şu anda 1000 tane şey düşünüyor modern insan aynı anda. Bu da bir beyin karışıklığı demek değil midir? Yani bu siz bir görev halindeki karışık değişimlerden bahsediyorsunuz. Hı hı. Tabii ki bu böyle olacak zaten. Beyin böyle çalışıyor çünkü. Ama ben bir görev halinde olmayan, istirahat halinde bir şeyden ve bu düzenli olarak davranışları değiştirmiş, istenmeyen davranışlar, işte dikkatsizlik diyelim, uykusuzluk ya da gerilim gibi nörofeedback terminolojisinden konuşuyorum. Bunlara yol açtığını nörofeedback iddia ediyor. Hani diyor ki işte beynimizde bir bölgedeki delta'nın yüksek olması, normal değerinin dışında olması o kişinin dikkatsizlik yaşayabileceğini söylüyor. Bunu varsayıyor. Buradan konuşuyoruz. Peki o delta niye yüksek, onu biliyor musunuz? Dikkatsiz olduğu için yüksek. Şimdi yüksek olduğu için dikkatsiz olucu mu yüksek? Yani iç içe soru. Hani ben burada nörofeedback terminolojisinden dikkatsiz olduğu için yüksek ya da yükseklik dikkatsizliğe tersi, bunu da diyebiliriz. Bunları kvantitif EEG ile tespit edebiliyoruz çok kolay bir şekilde ve organize olmayan dalgaların beyinde yerini buluyoruz. İşte benim 12 nolu görselde. Gösterdiniz mi? Evet. Ve orada şimdi terapiyi terapiyi hangi bölgelere yapacağımızı buradan tespit ediyoruz. Ne terapisi bu? Nörofeedback terapisini, yani o düzenleme işlemini, Sultan Hocam'ın da bahsettiği beynin kendisine değişme şansı. Şimdi o kırmızı mesela ne işaret ediyor orada? Mesela kırmızı diyor ki sentral bölgede biraz böyle temporal bölgeye doğru delta dalgası yüksek frekansla, bakın 13 Hz civarlarında, o civarlarda, yani ortalama artı eksi bir standart sapmanın bayağı üzerinde olduğunu söylüyor. Normali kaçtır onun? Kaç Hz'tir? 1 ile 3 Hz arasında. 10 katına çıkmış. Gibi yani. Bu terminoloji böyle. Orada neyi gösteriyor? Orası neyin işaretidir, ortası? Ya o sensörü, vücut beden algısı ile ilgili şeyler orada söyleyecek. Onları tam burada spesifik söylemeyeyim ben. Mesela yine hafıza ile ilgili şeyleri söyleyecek. Onu mesela bir nolu grafikte söyler, ona bakarsın. Bir arkadaşlar. Burada yine aynı şeyin delta o bölgelerde yüksek. Fonksiyonu neymiş? Memory diyor, hafıza diyor. Burada onu söylemiş. Bunu şeylerden bulabiliyoruz. Burada hafıza da problem var. Evet, EEG çalışmalarından dikkatli olabileceğini hafıza söylüyor. Dikkatli hafıza. Evet. Alttaki işaret ediyor. Evet. Onun altındaki de yine memory recall, geri çağırma bilgileri, hafızadaki bilgileri gibi. Onu hatırlama problemi var. Böyle bunları ne anlama geldiklerini anlayabiliyoruz. Bu arada kişiye de bakıyoruz. Tabii. Onu birazdan bahsedeceğim. Nörofeedback'i beyinde hangi noktalara uygulayacağımızı bu kvantitif EEG çalışmasıyla tespit ediyoruz. Şimdi bunu yaptık. Aslında bunun... çıktı mı? Dedi ki bu adam hafızası zayıf, hatırlamıyor, geri çağırdığı zaman da doğru düzgün geri gelmiyor. Tabii. Bu çıktı ortaya. Bu şikayetle geliyor zaten. Bu şikayet. Evet. Tabii bunun burada önemli bir nokta var, onu belirtmek lazım. Bu kişi nörofeedback terapistine geldiğinde, gelmeden önce aslında bir nörolog ya da psikiyatrist tarafından görülüp de gelmiş olması gerekir. Hmm. Yani orada çünkü bizim bir hastalığı tanılama durumumuz söz konusu değil psikolog olarak. Evet. Geldiğini bir nörolog ve psikiyatrist tarafından görüldü ve geldiğini varsaydığımızda bu uygulamayı yapıp artı bunun üzerine nöropsikolojik testler, diyelim ki bu kişide dikkat problemi olduğunu düşünelim. Nöropsikolojik testlerle kvantifiye'den elde ettiğimiz sonuçları karşılaştırabiliriz. Hani destekliyor mu birbirini, onlara bakabiliriz. Ve uygulayacağımız nöropsikolojik protokollerini bu EEG'den geliştiririz.